Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, bakanlığımızın ve Sayın Genel Müdürümüz Hüseyin Keskin'in sürekli destek ve takibiyle sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve dünyanın önemli havalimanlarından birisi olan havalimanımız baştan başa yenilenmektedir. Bu minvalde de havalimanımız ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlanmış, akabinde ihtiyaç listeleri de hazırlanarak ihaleye çıkılmış. 1 Aralık 2021 tarihinde İhalemiz yapılarak kazanan firma olan Fraport TAV firmasıyla sözleşme imzalanmış ve 5 Ocak 2022 tarihinde de yer teslimi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından da hava trafiğinin aksamadan yürütülmesi ve inşaatın da hızlı bir şekilde projesine ve zaman dilimine uygun bir şekilde yürütülmesi adına da iş programı yapılmış ve bu program dahilinde şu anda hem inşaat devam etmekte hem de uçuş operasyonu devam etmektedir. Şimdi ihtiyaç listemizde tüm terminallerin büyütülmesi, iç hatlar ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, VIP devlet konuk evi yapılması, CIP terminali yapılması, genel havacılık terminali, kargo terminallerinin yeniden yapılması, cami inşaatı, başbürlük binası yapılması, apronların büyütülmesi, kapalı otopark ve heliport yapılması, akaryakıt hattının tamamen yer altından gelmesi gibi projelerimiz var. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir proje olacak. Artık havalimanımızda akaryakıt da deniz limanından, yer altından gelerek tır ve tanker trafiğinden de bir nebze Antalya'mızı kurtarmış olacağız. Aynı zamanda yine projemiz içerisinde güneş enerjisinden elektrik üretimi de olacak. Şu anda kapasitemiz bizim 35 milyonluk bir kapasitemiz var. Ancak yeni yatırımdan sonrasında 80 milyona kapasitemizi çıkartacağız. Uçak park yeri açısından, terminal açısından kapasitemiz artmış olacak. Bir şey koydum.